Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte geometri full tekrar kampında 16. güne başlıyoruz. 16. günde katı cisimleri bitireceğiz. İlk etapta 15. günde ne yapmıştık? Silindir ve prizmaları halletmiştik. Şimdi de piramit, koni ve küreyi halledeceğiz. İlk etapta kısa bir tekrar, ardından klasik yani öğretici sorulardan bahsedeceğiz size. Evet kitabımızda sayfa numarasına şöyle bir bakalım. 144, 145, 146, 147, 148 ve 149'u çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Piramit dediğimiz şey tabana herhangi bir çokgensel bölge tepede de bir nokta aldım ve çokgensel bölgeyi bütün noktalarını birleştirdiğimiz zaman biz bu şekilde piramit adını veriyoruz. Şimdi mesela tabanı kare ise kare piramit, eşkenar üçgen ise eşkenar üçgen piramit, düzgün altıgen ise düzgün altıgen piramit olarak adlandırılıyor. Ama bizim işimiz genelde dik piramitlerle dik piramit dediğimiz şey de çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine geliyorsa biz buna dik piramit adını vereceğiz. Mesela karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Ya da eşkenar üçgense eşkenar üçgenin ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Ya da düzgün altıgense burası bu simetri eksenlerinin kesim noktası yapıyordu. Yani tam buraya düşecek yükseklik. Hop şöyle. Ve bu yükseklik buraya düştü ya. Burası da 90, burası da 90, burası da 90. Yani tabandaki çizilen her çizgiye ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Piramit dediğimiz olay bu. Peki hocam piramitte yani katı cisimlerde bizim için önemli olan neydi? Bizim için önemli olan şey ya hacimdi ya da alandı. Alanı bulurken ne yapacağız? İlk önce yan alanını yapacağız. Yan alan dediğimiz bu yan yüzeyler. Tabanı herhangi bir çokgensel bölge ise kare, eşkenar üçgen, düzgün altıgen piramit, ya düzgün altıgen ne olursa olsun uç noktaları birleştirdiğimiz an yan yüzeyler hep üçgen yapmıyor mu? Evet üçgen alanından kaç tane var? 4 tane var. Ya bu üçgenler tabanına göre değişiyor. Bu alanla bu alan farklı olabilir ama tabanı düzgün çok gelse bu yan yüzeydeki alanlar birbirinin tıpkısının aynısı. E yan yüzey yüksekliğini bulmam lazım. O yüzden burada yan yüz yüksekliğini bulmak için de şu dik çizeceksin. Şimdi bu dik için sana bir hamle söyleyeyim. Özellikle kare dik piramitler karşımıza çok çıkacak. Eğer yan yüz yüksekliği lazım olacaksa bize şu cisim yüksekliği ya dik çizdin alttaki şeklin ağırlık merkezine denk geldi ya dik çiz dik çiz dik çiz olayını yaparak yan yüz yüksekliğini bulabilirsin. Zaten iki tane ihtimalimiz var. iki tane hamlemiz var daha doğrusu. Bu kare piramitte ya dik çiz dik çiz dik çiz yapıp şuradaki Pisagor'u uygulayacaksın ya da bu alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor. Ağırlık merkezinde tam köşegenlerin kesim noktası ya tam orta noktası dik çizdiğinde köşegen çizdiğinde şurada da bir üçgen çıkıyor. Yan ayrıtı kullandıran şöyle bir dik üçgenle de uğraşabilirsin haberin olsun tamam. Genelde bu hamleyi yapıyoruz yan al alan yani yan yüz yüksekliği için dik çiz dik çiz dik çiz. Bu yan ayrıt verilmişse de dik çizdiğin zaman köşegeni de çiz hali hazırda bir dik üçgen karşına çıkıyor zaten tamam. Yüzey alanı dediğim şey nedir? Taban alanı artı yanal alan diyeceksin. Taban alanında o çokgensel bölgenin alanını bulacaksın. Yanal alanda zaten üçgenlerin alanı şeklinde söylemiştik size. Sonra hacim dediğimiz şey de ucu sivri olan şekillerde bu piramit olur, koni olur. Normalde tüm şeylerde prizmalarda hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Evet, taban alanı çarpı yükseklik tüm prizmalardaki hacimdir ama ucu sivri olan şekillerde piramitte veya konide bölü 3'ü unutmayacağız. Evet olay bu. Tamam. Şimdi düzgün kare piramitte dediğim gibi dik çizdiğin zaman ya köşegen çizip yan ayrıtını kullanacaksın ya da dik çiz dik çiz dik çiz deyip şuradaki dik üçgeni kullanıp yan yüz yüksekliğini bulabilirsin. Yanal alan dediğimiz şey nedir? Hocam a çarpı h2 bölü 2'den kaç tane var? Bu tabanı düzgün kare eğer kare ise düzgün kare piramitse yani bu yan yüzeylerdeki üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Yani 4 tane A çarpı H2 bölü 2 yanal alanı verir bana. Ondan sonra alanda taban alanı yani akara artı yanal alan diyeceksin. Yanal alanda zaten buradan çıkmıştı. Hacim de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik düzgün dört yüzlüye. Şimdi düzgün dört yüzlüde de arkadaşım düz, yani bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan ve tabanı da eşkenar üçgen olacak ya. Tabanı eşkenar üçgense yan yüzeyde de 3 tane eşkenar üçgen olacak. Toplamda 4 tane eşkenar üçgen olacak. Toplamda 4 tane eşkenar üçgenden oluşan bu piramide biz ne diyoruz? Düzgün dört adını veriyoruz. Peki alandan bahsedelim. İlk önce alan çok basit olduğu için alandan bahsedelim bakalım. Normalde eşkenar üçgenin alanı neydi? Akarı bölü 4tü Hocam 4 tane eşkenar üçgen olduğu için çarpı 4 deriz. Yani 3'e eşit olur. Bunu ezberleme. Tamam ezberlemeden bu iki şekilde 4 tane eşkenar üçgenin alanından sen zaten sonuca ulaşırsın. Peki hocam hacim nedir? Hacime en son geleceğim. İlk önce şu yüksekliği bulacağım. Yüksekliği bulurken de şu çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine geldi ya. Alttaki şeklin ağırlık merkezine geldiyse ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yüksekliktir. İşte burası A bölü 2 A bölü 2 dersin. Bu yükseklik burası. Sonra A bölü 2'nin köküç katından burayı bulursun. 1'e 2 orandan burayı bulursun. Pisagor bağıntısından da haşı bulursun haçı bulursun ama haçla da ilgili bir formül var. Ama sayısal değer olduğu zaman ben genelde formülsüz bir şekilde ne yapıyorum? Buradaki hamleleri yapıp ona göre işlem yapıyorum. Ama sen illa formül istiyorsan buradaki yükseklikte neye eşit biliyor musun? A kök 6 bölü 3'e eşit. Direkt buna eşit. Peki hacim nedir? Sen yüksekliği bulduysan eğer taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 deyip de hacme de ulaşabilirsin. Hacimin de bir formülü var. Hacimi de bileceksen hacim de A küp şöyle yazayım. Kök 2 bölü 12 eşittir. Valla açıkçası ben şahsen bu şekilde yazıyorum ama yani bazen ben de unutabiliyorum bunları. Unuttuğum zaman da dediğim amelleri yapıyorum. Önemli olan yüksekliği bulmak. Yüksekliği bulduktan sonra taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 de bize hacmi veriyor. Tamam. Bir de bu şeylerde yani ucu sivri olan şekillerde biz benzerlik de yapabiliyoruz. Aklında bulunsun. Benzerliği nasıl yapacağız? Mesela karedik piramitte göstereyim ben sana. Kare dik piramidi zemine paralel olacak şekilde kesecek olursak şöyle bir kestiğimiz zaman mesela alt taraf kesik piramit oluyor. Kesik piramitte benzerlik oranı ya buradaki orandır ya buradaki orandır ya yüksekleri orandır. Atıyorum şunlar birbirine eşitse 1 bölü 2 ya benzerlik oranı. Benzerlik oranının kübü hacimler oranı eşittir. Yani 1 bölü 8 eşittir. Yani buradaki hacim V iken alttaki hacim tüm hacim 8V olacak alttaki hacim de 7V olacaktır. Ucu sivri olan şekillerde de benzerlik yapıyoruz. Niye? Kesik piramitin hacmi sorulduğunda üstteki piramitin hacmini bulursun. Sonra 7 ile çarparsın mesela. Tamam. İşlemini bu şekilde yapacaksın. Geldik şimdi konuya. Konu dediğimiz şey aslında kolay bir konu. Yani bilmen gereken çok az bir şey var. Açılmış hali şu şekilde. Açtığın zaman bir daire dilimi oluşuyor. Çünkü konuyu açtığın zaman konu şu şekilde ya. Tepesi de burada birleşiyor. Açtığın zaman birleştiği zaman bir daire dilimi oluyor. Yalnız dikkat et. Bu tabanı bu şekilde. Açtığın zaman buraya denk gelmiyor mu? Yani burası taban çevresi kadar olacak. Yani 2 pi kadar olacak. E o zaman burası 2 pi kadar olacaksa eğer. Hocam burası yanal alan oldu. Yanal alanın açılmış hali. Peki yanal alanı nasıl bulursun? Hocam pi l kare alfa bölü 360'dan. Tabi burası r burası re, l. L burası olmuş oldu. Ya buradan bulursun ya da şu hatırlarsın büyük ihtimalle. Şu şekilde bir daire dilimi olduğunda yay uzunluğu x burası r iken bunun alanı neydi? x çarpı r bölü 2 değil miydi? Evet. E burada 2 pi r'ye çarpı l bölü 2 dersen 2 pi r'ye çarpı l bölü 2 dersen bak bölü 2'ler gidiyor ne geliyor piril geliyor bulaşık deterjanı markası yanal alan piril oluyor arkadaşım evet bunu bil bulaşık deterjanı markasında aklına gelsin Ispatında yaptım sana yanal alan piril peki tüm alan ne oluyor taban alanı hocam pi r kare taban alanı pi r kare artı yanal alan o da piril ezberleme taban alanı artı yanal alan şeklinde söylediğin zaman zaten direkt karşısına çıkacak ama yan alanında piril olduğunu bil. Hacim dediğimiz nedir? Hocam ucu sivri mi? Sivri. Yani pi r kare taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde bulunur. Peki başka bir şey söyleyebilir miyiz burada? Başka en önemli şeylerden biri olmazsa olmazlarımızdan koni deyince aklımıza r bölü l yani yarı çap ve l bu yan ayrı tuzunlu eşittir alfa bölü 360 açıldığında şu açık halindeki alfa burası R bölü L açık halindeki alfa bölü 360'a eşit olacak. Ne zaman işimize yarayacak bu? Yüzey sorularında işimize yarayacak ya da açık hali verildiğinde işimize yarayacak. ÖSYM soruyor mu? Soruyor. O yüzden sen de buna lütfen dikkat et. Evet konide bilmen gereken şeyler bunlar. Bir de konide kesik koni geldiği zaman mesela 1 bölü 2'nin kübü. 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Kesik konide de benzerlik yapabilirsin. Hocam burası V iken tamam 8 ve 7 V olacak. Ya da burada 1 bölü 3 var. 1 bölü 3'ün kübü kaç yapıyor? 1 bölü 27 yapıyor. Yani V iken 27 V olacak. Buraya da 19 V kalacak. Hani kesik şurasının hacmi sorulduğunda yukarısının hacmini bulup sonra 19'a çarp burayı 19 V'yi de bulabilirsin. Peki kesik piramidin hacmi nedir? E, pardon açılımı nedir? Şu kesik piramitimiz bizim şu şekildeyse. iki tane daire taban ve da, tavan. Açtığın zaman bir daire dilimi geliyor alt tarafta. Üst tarafta da açtığın zaman bir daire dilimi geliyor. Yamuğa benzer bir yay uzunluğu karşımıza geliyor. Evet bunun yarı çapı büyük R. Bunun yarı çapı küçük R ise. E o zaman burası 2 πr kadar olacak. Burası da 2 πr kadar olacak. E, burası da L. L ya da A diyelim. Şurası da A şeklinde olacak. E hocam bir de açılışta ne var? Hop şurada bir daire olacak. Burada da şunun açıldığı küçük daire olacak. Bu küçük daire burada. Bu büyük daire de burada açık hali bu şekilde yan yüzeyinde açık hali de bu şekilde olacak. Tamam geldik küreye küre konusunda hiç sıkıntı yaşama alanın ve hacmin ne olduğunu bil ve küre sorularına çember muamelesi yap. Çemberdeki en etkili silah neydi yarı çap Evet burada da yarı çap çizeceksin. Çemberdeki kullandığım bilgiler ne bileyim merkez teğet çektik. Teğetler birbirine eşit. Merkez kiriş çektik. Bunlar önemli bilgilerdi. Çemberde uyguladığımız her bilgiyi yine burada uyguluyoruz. Ama alan dediğimiz şey 4 tane pi r kare olarak bileceksin. Hacim dediğimiz şey de 4 bölü 3 pi r küp olarak bileceksin. Evet bunları bildikten sonra çember muamelesi de yaptıktan sonra küres konusunu çok rahat bir şekilde yaparsın. Bir de küredeki en en büyük kesit nedir? şu merkezden geçen kesittir ve küreyi nasıl keserse keselim şu şekilde kestiğimiz zaman bile hep karşımıza ne çıkacak bir daire çıkacak evet şöyle mesela şuradan da şöyle kestiğimiz zaman bir daireyle karşılaşacağız hatta burada bunun çapı buysa merkez kiriş çektik olaylarını burada yapacaksın en etkili silahın yarı çap olayında burada yapacaksın böyle Pisagor bağıntısından hatta burada da haşı da bu şekilde bulabilirsin. Pisagor bağıntısı yaparak yani en etkili silahını da kullanmayı da ihmal etme. Tamam öğrendik mi? Öğrendik. Küre sorusu. Valla bak kürenin konu anlatımı bu kadar. Kürede bunları bildikten sonra her şeyi yaparsın. Zaten bir sayfalık özet bu bilgilerle çoğu bilgiyi çok rahat bir şekilde yapabileceksin. Şimdi geldik sorulara. Hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. Eşkenar dörtgen dik piramit verilmiş. AB uzunluğu 6 yani bütün kenarlar 6 ve eşkenar dörtgendeki bir açı 120 derece verilmiş. Dolayısıyla diğer açıda kaç derece oluyor? 60 derece oluyor. Şimdi piramidin hacmi nedir diye soruluyor. E ne yapacağız? Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Bir de dikkat et dik piramit. Dik piramitte ne oluyordu? Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Hocam şu köşegeni çizecek olursam diğer köşegeni de çizip bu ağırlık merkezine düşüyor diyebilirim ama direkt şekil karışmasın diye çiziyorum yüksekliği. Tam köşegenlerin ortasına denk gelecek. Yani şuraya denk gelecek. E bu iki eş parçaya bölecek. Bu arada burası 120 derece ya. 6 6 6 kök 3. Yani burası 3 kök 3 kök 3, 3 oldu. Ve şurada 43'ü artık kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Pisagor bağıntısı. Kök 43'ün karesi 43. H kare artı 3 kök 3'ün karesi 27 yaptı. O zaman buradan ne geldi? Öbür tarafa attım bunu. Hocam buradan 43'ten 27 çıkınca 6 kalıyor. 16 kalıyor. Evet. H kare 16 yaptı. Ve H'ı da buradan 4 olarak bulduk. Evet H 4 ise artık geri kalan iş çok kolay. Piramidin hacmi isteniyor. Taban alanı. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 6'ydı. Şurası 60 dereceydi. Taban alan için tabana ait yükseklik lazım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Burası da 3 köküç mü yapar? Evet. Taban alanı dediğimiz nedir? 6 çarpı 3 köküç bulduk. Çarpı yükseklik. Ama bölü 3'ü de unutmayacağız. Şunlar gitti. Cevap da kaç yaptı? 24 köküç yaptı. Evet. Birinci soru denizde oldu. 2'ye geldik. Şu x uzunluğu isteniliyor. Buna karşılık bir 90 derece karşılık getirmeliyim. E biz yükseklik olarak neyi biliyoruz? Bir de şunlar da eşit verilmiş. Yükseklik olarak hocam cisim yüksekliğini biliyoruz. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşecek. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde kenar ortayın kesim noktası. Yani pardon köşegenin kesim noktası. Ama bu çizgiyle pek alakası olmuyor ya. O yüzden buradaki bu köşegeni çizmek değil de hangi köşegeni çizmek daha mantıklı? Şu köşegen daha mantıklı oluyor. Bak x'e ait bir üçgen oluşturabilirim. Peki bu 90 derece. Şu eşitleri de kullanmam lazım. Hocam şuradan şöyle x e ait bir dik oluşturursam. Şunlar paralel. Her ikisi de zemine dik. Ve burada eşitlik de var. Ort taban çıktı. Kare piramidin yüksekliği 10'du. O zaman burası 5 oldu. Ve taban alanı 128. Hocam a kare eşittir 128 ise 8 kökü yapıyor. A buradan 8 kökü. Arkadaşım 8 kökü ise burası. 8 kökü 8 kökü kök katı. Burası kaç yapacaktır? O da 6 yapacaktır. Ve bu arada bu çizdiğimiz ort tabandı. Tabanı 2 parçaya böldü. N, N diyelim buraya. E tabu bu, bu da tam orta noktasıydı. 2 N ise burası da 2 N'dir. Toplamda 4 N eşittir 16 ise N'i buradan 4 buluruz. Burası 3 N dik üçgenin olduğu yer. N yerine 4 yazarsam 3 N kaç yapıyor? 3 kere 4 12 yapıyor. 5 12 13 üçgeninden cevabı 13 diye ulaşırız. Bak eski bilgiler yine üçgensel bilgiler burada karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Gördüğün gibi. Ya mantıklı olan şeyleri kullan. Bildiğin şeyleri kullan. Yine sonuca ulaş. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda düzgün dört yüzlüsünün alanı verilmiş. Ya düzgün dört yüzlüsünün alanı neydi? Hocam dört tane eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4. Ya 4'ler gitti. Buradan 144 kök 3'müş bu. E buradan 144 kök ise eğer. A kare 144 ise A'yı buradan 12 buluruz. Evet bir kenar 12 oldu. Bizden şu dik üçgenin alanı. Formülleri biliyordun. Bilmesen de önemli değil. Kendin çıkartırsın. Bir kenar 12 mi? 12. Yazdın 12'leri. E hocam bu çizilen alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Ağırlık merkezinden geçen de yükseklik olacak. 12 ise 6 6 diye iki parçaya böldü. Hocam burası 6 kök 3 ve burası 1'e 2 oran olduğundan dolayı 3 a eşittir 6 kök 3 ise a'yı buradan 2 kök 3 diye bulursun. a 2 kök 3 ve burası 4 kök 3 oldu. Ve bağ formülsüz olarak yüksekliği buluyoruz. Pisagor bağıntısından. Hocam şuraya h diyecek olursam h kare 12'nin karesi 144 eksi burası da neydi 6 köküş müydü yok 2 köküş 4 köküştü bunun karesi 48 yaptı. E buradan da haç kare ne geldi bu 144'ten 48 çıkartırsak ay dur bakayım hata yapmayayım 8 6 daha 16 96 yapıyor galiba evet 96 yaptı haç kare 96 ise haç buradan kök 96 yapıyor 16 çarpı 6 yani 4 kök 6 yaptı H'ı 4 kök 6 bulduk. Peki haşı bulmanın kolay yolu neydi? Hocam haşı şu şekilde de bulabiliyorduk. A kök 6 bölü 3'tü. A yerine 12 yazınca 12 kök 6 bölü 3'ten 4 kök 6 diye de şu işlemi yapmadan da ulaşabilirdik ama ya çıktı kardeşim karşımıza. Burası 4 kök 6 oldu. Bizden şu dik üçgenin alanı. Bak burası 2 kök 3. Alan 2 kök 3 çarpı şu dik kenarlar çarpı 4 kök 6 bölü 2'ye eşittir. Yani 4 kök 18 yapar. Bu 18'de 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından 4 kere 3 12 yani cevap 12 kök 2 oldu arkadaşım. Evet 3. soru Akçay olur. Geldik 4. soruya. Şekilde düzgün 8 yüzde AC 12 kök 2 santimetre verilmiş. Düzgün 8 ne demek? Bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan ve 8 yüzeyden oluşan cisme diyoruz biz. Hatta şöyle düşünebiliriz. 2 tane kare piramit düşündüğün zaman ve üstte kare piramitte yan yüzeyler ne Dörtten üçgen yok mu? Alt tarafta da 4'ten üçgen var. 8 tane eşkenar üçgen olacak işte bunlar. Tabanı da ne olacakmış? Kare olacakmış. E o zaman şimdi bana bir şey vermiş. Bu AC uzunluğu 12 kök ki. 12 kök ki. Bu kare ise eğer bir kenar 12-12 olacak. E bunlar da eşkenar üçgen olduğundan her yer 12 oldu mu? Oldu. 12-12-12 kök ki. Burası alttaki şeklinde ağırlık merkezine denk düşüyor. Burası da 6 kök ki oldu. E hocam şurada bir dik üçgen var. Dik üçgende 6 kök ki 12. Pisagor bağıntısı hatta kök katı. Burası da 6 kök gibi olacak? Evet. Şimdi ben üsttekinin hacmini bulursam üstteki alttaki aynı o zaman kare piramidin hacminden gidelim. Taban alanı 12'nin karesi 144 çarpı yükseklik 6 kök 2 böl 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 piramidin hacmi. Bu piramidin hacmi ama ben çarpı 2 dersem tüm cismin hacmini bulur muyum? Bulurum. E o zaman sadeleştirmeleri bizi yapalım. Buradan 2 kere 2 4 4 kere 4 16 576 yapıyor galiba. Evet 576 kök 2 çıkıyor o zaman cevap. E o zaman burada şunu değiştirelim. 576 kök 2 olur cevap arkadaşım. Şurada bir dizgisel hata olmuş kusura bakmayın. Örnek 4 balık eser oldu geldik örnek 5'e. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasından şekildeki gibi en büyük hacimli dikdörtgen piramit çıkarılmış. Evet çıkartılan piramidin hacmi nedir? Arkadaş en büyük hacim çıkarttığı zaman tam bu tepeden çıkartmam lazım. O zaman cisim yüksekliği ne yapıyor? Cisim yüksekliği 8 yapıyor. O zaman taban alanı 6 çarpı 4. Bir de yükseklik 8 bölü 3 bana olayı verecektir. Yani burası 2 yaptı. 4 kere 2 8. 8 kere 8 64 yaptı. Cevap balık kesir oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şimdi buradan da bir parça çıkartılmış böyle. Geriye kalan cismin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Piramidin hacminin. Piramidin hacminin geriye kalan cismin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaş burası AA diyelim. Buraya da BB diyelim. Şuraya da CC diyelim. Şu piramit İster tabanı burası seç, ister tabanı burası seç, ister tabanı burası seç fark etmez. Tabanı burası seçersem burası 90, burası da 90 ya yüksekliği C oluyor. O zaman bu piramidin hacmi ne yapıyor? Taban alanı A çarp B bölü 2 çarpı yükseklik, yükseklik de C bölü 3 mü yaptı? Evet. Yani V piramit ne eşit oldu? VP yazayım ona. V piramit hatta V piramit yazayım şuraya. Ne eşit oldu? ABC bölü 6'ya eşit oldu. E hocam Geriye kalan cismin hacmi isteniyor. Bak şimdi. Bunun hacmi nedir? 2A, 2B ve 2C'nin çarpımı değil mi? 2A, 2B ve 2C'nin çarpımı. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 ABC yaptı. Tüm hacim 8 ABC. Bu piramidi çıkarttım. Geriye kalan ne olacak? O zaman 8 ABC'den ABC bölü 6'yı çıkarttığım zaman kalan kısmı bulurum. 6 kere 8, 48, 48'den de 1 çıktı. Yani 47 ABC bölü 6 yaptı. Şimdi benden piramidin hacminin piramidin hacmi ABC bölü 6 bölü geriye kalan kısmının hacmi ne oldu? 47 ABC bölü 6 oranı. ABC bölü 6'lar gitti. Cevap da 1 bölü 47 mi yaptı? Evet. Yani cevap Akçay yaptı. Kaçıncı soruydu bu? 6. soruydu. Geldik 7. soruya. Evet benzerlik yapacağız. Hacimler oranı isteniyor. 1 bölü 2'nin kübü. 1 bölü 2'nin kübü nedir? 1 bölü 8'dir. Yani burası V iken tamamı 8V. Buraya 7V kaldı. Sonra 1 bölü 3 oran var burada. 1 bölü 3'ün kübü de ne yapıyor? 1 bölü 27 yapıyor. Burası V iken tamamı 27 ve 8 V'si buradaysa buraya da 19 V kaldı. E benden ne isteniyor? V3 19 V artı V1 V bölü V2 7 V isteniyor. O da 20 V bölü 7 V'den cevap 20 bölü 7 çıkar. Örnek 7'yi denizli bulduk. Geldik örnek 8'e. Şekildeki bütün ayıtları birbirine eşit ve iki birim olan düzgün kare piramit. Bütün ayıtlar birbirine eşit ve ikişer birim. 2 2 2 2'leri yazdık. E hocam şuna ait bir üçgen oluştursam şöyle şunu çizsem güzel bir şey gelecek mi? 2 2 ise burası iki kök oldu. Ah be keşke şunlar ikiz kenar olsaydı. O zaman ne olurdu? Çizilen kenar ortaya yükseklik olur derdik. İşlemimizi yapardık. Ama buradan böyle bir şey gelmedi. E o zaman ben burada ne yapmalıyım? AB'ye karşılık bir dik üçgen elde etmeliyim. Benim bildiğim tek dik şuradan çizilen dik. Cisim yüksekliği olan diktir. E hocam dik çizdiğim zaman iki eş parçaya bölecek. Burası kök 2'ye kök 2 olacak. E sonra ne yapacağım? Buna karşılık bir 90 derece elde edeceğim. E buna karşılık 90 derece nasıl elde edebilirim? Arkadaş şuradan bir dik çizersem eğer. Bunlar birbirine paralel oldu. Ve ve ve. Buradan şunu bulursam. Buradaki pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağım. Peki ben cisim yüksekliğini bulabilir miydim? Evet şuradaki pisagor bağıntısından. Bak kök 2 kök 2. Hocam kök 2 var kök 2 katı var. O zaman burası kök 2 yaptı. 1 1 1 kök üçgeni. Yani burada kök 2 kök 2 kök katı 2. Hocam burası kök 2 ise burası kök 2 bölü 2 mi? Evet. Bak şimdi dikkat. Şu çizdiğimiz ortaban. taban. Bunlar birbirine eşit ya. Bunlar da birbirine eşit. Yani burası da kök 2 bölü 2'ye kök 2 bölü 2 olacak. O zaman bir dik üçgen çıktı karşımıza. Dik kenarlar kaça kaç? Kök 2 iki bölü 2'ye. Burası da kök 2 artı kök 2 bölü 2. 3 kök 2 bölü 2 değil mi? Evet. Pisagor bağıntısı yapacağız. Buradan. Hadi bakalım. Pisagor bağıntısını yapalım. Aslında burası kök 2 bölü 2'nin 1 katı. Burası kök 2 bölü 2'nin 3 katı. O zaman burası da x de kök 2 bölü 2'nin kaç katı olacaktır? 1, 3, kök 10. Olmuyor mu? Evet. Burası da kaç yaptı o zaman? Kök 20 bölü 2'ye eşit oldu. Kök 20 de 2 kök 5'tir. Bölü 2'den bunlar da ne oldu arkadaşım? Kök 5 mi kaldı sadece? Evet. Başka bir yoldan yapabilir miydik? Bu buna ait direkt başka bir üçgen oluşturabilir miydik? Dik üçgen oluşturabilir miydik? Ya diklik var mıydı burada? Evet vardı aslında. Nereden vardı? Ben uzun yoldan yaptım. Şimdi sana kısa yolu göstereyim. Soru böyle çok net çıkınca daha kısa yolu vardır diye tahmin ettim. Var arkadaşım. Niye? Bak şimdi ikileri yazdın mı yazdın. Birileri yazdın mı yazdın. Sonra bunu böyle çizince ne oldu burası? 2 2 ise burası 2 kök 2 değil mi? Evet. Bak dikkat et. Burası 2 burası 2. A 2 2 2 kök 2. Burası 90 derece oldu o zaman. Sonra buradaki dik üçgenden dolayı 1 2 kök 5 üçgenden buraya da kök 5 olarak bulur muyuz? buluruz. Evet daha kolay çıktı. Cevap kök 5. 8. soruda. Geldik 9'a. Şimdi yüzey sorusu. Ne yapacağız? Yüzeyden en kısa gittiği yol soruluyor. Tek tek yüzeyleri açacağız. Yan yüzeyler üçgen değil mi? Evet. Yan yüzeylerde kare piramitse eğer bu. Kare piramitse hep yan yüzeyleri 4 4. Açısında 30 derece olan kaç tane üçgenden gidiyor? Hocam 1, 2, 3 tane üçgen. O zaman ilk üçgeni böyle çizdin. 30 derece olan Sonra ikinci üçgeni yanına çizdin açılmış halini. Üçüncü üçgeni de yanına çizdin açılmış halini. Bunların hepsi 4 4 4. Açı da 30 30 30. Aa hocam işte tam buradan başlayıp buraya gidecek. Bak kat 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 açtım. Yani bizden şu isteniyor. Bak şu açı 90 derece çıktı. 4 4 ise burası 4 kök kim olur? Evet cevap böylelikle balık esir çıktı örnek 9'dan. Geldik örnek 10'a. Bir dik koninin yanal alanın toplam alanı oranı. Şimdi yanal alan dediğimiz neydi? Pirildi. Bulaşık deterjanı markası. Toplam alanı oranı. Toplam alan dediğim taban alanı pi r kare artı yan alan piril. Bu neye eşitmiş? 13 bölü 18'miş. Pi parantezin aldığımızda pi'ler gitti mi gitti. İçler dışlar yapalım. 18 rl eşittir. 13 r kare artı 13 rl yaptı. Buradan 5 rl eşittir. 13 r kare yaptı. Hocam r'lerden birer tanesi gitti. 5L eşittir 13R oldu. L dediğimiz 13K, R dediğimiz 5K oldu mu oldu. E o zaman konuyu çizelim şöyle. Konuyu çizdiğimizde şu R dediğimiz 5K, 5K yazdım. L dediğimde 13K. E yükseklikte 5, 12, 13 üçgeninden burası 12K mı oldu? Evet. Yükseklikte yani 12K da 24 verilmiş. O zaman K da buradan 2 geliyor. Taban alanı nedir? K2 ise eğer yarı çapı 10 oldu. Taban alanı pi 10'un karesi. Dairenin alanı olduğundan cevap ne yapacaktır? 100 pi yapacaktır. Taban alanı kaç? Pi santimetre karedir. Yani pi'yi de eklemeyi unutmayalım. Cevapta böylelikle 100 yapacaktır. Daha doğrusu cevap aralarında burayı 100 pi de yazabiliriz. Ya da kaç pi santimetre karedir de yazabiliriz. Cevap edremit oldu 10. soruda. 11'e geldik. Açılmış hali. Açılmış halinde. Olmazsa olmazımız. R bölü L. Alfa bölü 360'a eşitti. Bu bizim olmazsa olmazımızdı. Hocam şunlar şunlar sadeleşti. Işte. 3, 3 kere 2, 6. L'yi buradan 6 bulduk. Evet koninin hacmi nedir diye soruluyor. Koniyi yap bakayım şimdi. Şöyle koniyi yaptıktan sonra L'yi 6 buldun. Yarı çapta 2 cisim yüksekliğini bulabilirsin. 36'dan 4 çıktı. 32 kök 32. Kök 32 dediğimiz nedir? Hocam 16 çarpı 2 yani burası 4 kök 2'dir. E hacim dediğimiz nedir? Hacim dediğimiz taban alanı pi r kare çarpı yükseklik ama bölü 3'ü unutma piramitte ve konide. E o zaman buradan ne geldi? 16 kök 2 pi bölü 3'e eşit oldu bu. Cevap böylelikle 11. soruda edremit oldu. Geldik 12. soruya. Çekildeki dik koni şeklindeki bardağın yarısına kadar su dolu. E hocam burada bir benzerlik var. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani burası V iken tamamı 8 V. Buraya ne kalıyor? 7 V kalıyor. Evet. Şimdi bardağın yarısına kadar su ile dolması 4 saniye. V 4 saniyede dolduysa 7 V'lik kısım 28 saniyede dolmaz mı? E. Evet aynı hızla su ile doldurulması kaç saniye sürer diye soruluyor. E, devam ettiğimiz zaman 7 V'si 28 saniyede doluyordu. Cevap Edremit olur. Çünkü doğru orantılıdır. Geldik buraya. Koni açılmışı lazım. A'dan başlayıp koninin açılışını yap. Şu şekilde bir daire dilimiydi değil mi? Ama dikkat et burası A iken burası B değil. Sen A'dan böyle açtığın zaman burası daha burası da A oluyor. Yani A burası iken, burası daha A oluyor. B nerede oluyor? Burada oluyor. Bizden A'dan A'ya istiyor. E A'dan A'ya şurası. E bizim olmazsa olmazımız R bölü L açılıştaki alfa bölü 360 ya eşitti. 1 bölü 4 alfayı da buradan kaç buluruz? 90 buluruz. E burası 90 L'si zaten 8'di. Burası 8. 8 8 ise burası 8 kök kim yaptı? Evet. Bizden de bu isteniliyor. Cevap Denizli yaptı. Örnek 13'te. Geldik örnek 14'e. Şekildeki dik koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. TB uzunluğunu 20 vermiş. Evet şurası 20 verilmiş. O1 B'de 12 verilmiş. Burası da 12 verilmiş. Ve burada bir oran var. K burası 3K. Hocam burası K burası 3K. E benzerlik. biri e, 3'e 1 oran var. Hocam 3A ise burası A'dır. Toplamda 4A 20 ise A'yı 5 buluruz. 3A'da kaç çıkar o zaman? A5 ise burası da 15 oldu. Sonra benzerlik. Hocam 3 bölü 4 olan var ya. 4'teki 12 ise 3 katı 3'teki de burası da 9 mu yapacak? Evet. Hatta buradan da ne çıktı? Şu şekilde de bulabilirdik gerçi ya. 12 20. 12 16 20. Yani bunun tamamı 16. 4K 16 ise K 4 çıkar. Burası da 12 çıktı. 12 15 9 12 15 üçgeninden burayı da 9 bulduk. Evet bizden kesik koninin yanal alanı. Şuradaki kesik koninin yanal alanı isteniyor. Seçenekler farklı. Büyük alandan şu küçük alanı çıkartıp bulabilirsiniz. Birinci yol bu. Ya da benzerlik oranı kaç? 3 bölü 4. Benzerlik oranı bak böyle. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Benzerlik alan ilişkisi karesidir. 9 bölü 16'dır. Yani buradaki alan 9 a tamamı 16 a'dır. Buraya 7 a kalır. 9 a'yı bulabilir miyim ben? Evet. Üstteki piramidin yanal alanı yarıçap piril değil miydi? Evet, piril idi. E o zaman buradan 9'lar sadeleşti. A'yı buradan 15 pi buluruz. A buradan 15 pi ise bizden 7 A isteniyor. 7 çarpı 15 pi. Yani 7 kere 5 35. Kaç yapıyor? 105 pi mi yapıyor cevap? Evet. Farklı seçeneklerle seçeneğe ulaşabilirdiniz. Ben seçeneğimi bu şekilde yaptım. Benzerlik alan çizgisinden şey yaptım. Ya da tüm alandan şuradaki alanı da çıkartıp yine sonuca ulaşabilirdiniz. Örnek 14. Edremit yaptı geldik örnek 15'e. Yukarıdaki yarım koni yarım koni olması tam merkezden kesilmesiyle oluşur. Yarım koni yarı çapa 6 olan bir dik koninin tepe noktasından geçen tabana dik bir düzlemle kesilmesinden elde edilmiştir. İstersen koniyi tamamla normalde koni bu şekilde olacaktı arkadaşım. Tamam. Evet kesit alanı. E, ee, burada oluşan kesit. Bu kesit arkadaşım nedir? Bir üçgen şeklinde değil mi? Evet. Hatta L'ler birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik oldu. E taban 12 ya. Bu kesit üçgen oluştu. 12 çarpı H bölü 2 kesit alanı 48. O zaman sadeleştir. 6 H 48 ise H'ı buradan 8 bulduk. H 8 ise 6 8 13 geninden L 10 çıktı. Evet yarım koninin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Yarım koninin yüzey alanı. Arkadaşlar bu yarım koninin yüzey alanında bir kere sarı bölge var. Bir kere artı 48 olacak. 48 elimizde var. 48 artı koninin yanal alanının yarısı olacak. Yani pirelin yarısı olacak. Pirelin yarısı olacak. Artı bir de ne var? Tabanda da yarım daire var. r kare bölü 2 olacak. E o zaman 48 artı. Bu 60 bölü 2'den 30 pi yaptı. Artı bu da 36 bölü 2'den 18 pi yaptı. Toplamda 48 pi artı 48 mi oldu? Evet cevap böylelikle akçay oldu örnek 15'te. Geldik örnek 16'ya. Şimdi yukarıdaki dik üçgen AB boyunca 360 derece döndürülüyor. AB boyunca 360 derece döndüreceksin. Bak şimdi bizim olayımız burası. Bunu döndüreceğim. Bunun etrafında döndüreceğim. O zaman buna göre simetriğini alalım. Buna göre simetriğini alacak olursak şu şekilde bir şey karşımıza çıktı. Bak şimdi dikey doğru etrafında döndürüyorum. Yuvarlak bu buraya gelecek. Hop şöyle bir yuvarlak dönmez mi bu? Yani tabanı daire olan bir tabanı daire olan koni. Zaten tabanı daire olan cisme biz koni diyoruz. Hep tek bir noktada birleşiyorsa. Evet bu bir koni çıktı. Koninin de yarı çapı 4. E o zaman bunun hacmi isteniliyor. Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'ü unutma. O zaman bu da şunlar şunlar sadeleşince 2 kalır. 16 çarpı 2 32 pi mi yapar cevap? Aynen öyle cevap balık kesir oldu. Örnek 16'da. Örnek 17'ye geldik. Evet açılış önemli bir kere. Açacaksın kardeşim. R bölü L, alfa bölü 360. Bir de nereden nereye geldiği önemli. Bak burası C. Burası A. Açtığında burası da A olacak. A'dan başlayıp hop C üstüne gelecek. Evet A'dan başlayıp C üstüne gelecek. C da burada. B noktasında burada. Yani bizden bu isteniyor. Şu 1'e 7 şeklinde de ayıracak. Hocam bunun tamamı 8 mi? 8. Burası da 8. Bak R bölü L. Hocam 2 bölü 8. Alfa bölü 360'dan dolayı alfayı kaç buluruz? 90 buluruz. E burası 90'sa al sana Pisagor bağıntısı. X buradan çıkar mı? Çıkar. 1'in karesi artı 8'in karesi. 64 artı 1'den 65 yapıyor. Yani cevap kök 65 çıktı. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Yarı çapı 3 cm olan şekildeki yarım küre biçimli nesnenin hacmi yarım küre. Normalde kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küptür. Ama yarım küre olduğu için bölü 2 diyeceğiz. Hocam şunlar şunlar gitti. 2 bölü 3 çarpı pi 3 çarpı 3 çarpı 3 yaptı. Şunlar sadeleşti. 3 kere 3 9 2 ile de çarptı 18. Yani 18. soru 18 pi. Ceyhan çıkar. Geldik 19. soruya. Şekilde 1 bölü 8'i çıkartılmış. Arkadaş 1 bölü 8'i demek ne demek? Bir yarısını kestin. Yarısı yukarıdaki. Bak Yukarısı yarısı yaptı. 1 bölü 2'si yaptı. 1 bölü 8'e ulaşmak için yarısının 1 bölü 4'üne gitmem lazım. Üst tarafın 1 bölü 4'ü. Hocam o zaman üst tarafın 1 bölü 4'ü. Normalde şöyle 360'lık tam bir yarım küre yapıyor ya. 1 bölü 4'ü ne yapacak o zaman? 90'lığı yapmayacak mı böyle? Evet. Yani şurada kaçı 90 derece olacak. Kalan kısmın hacmi verilmiş bana. Kalan... Pardon. Kalan kısmın hacmi ne? 7 bölü 8 değil mi? O zaman 7 bölü 8 yani tüm hacmin 7 bölü 8'i 224 pi verilmiş. Tüm hacim 4 bölü 3 pi re küp 7 bölü 8'i 224 pi verilmiş. Buradaki 90 işime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama e, buradan gidilebilir ya. 1 bölü 8'i bu verilmiş ya kalan kısmı 7 bölü 8'i kaldı. 7 bölü 8'lik hacim bu 224 pi'ye eşitmiş. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar sadeleşsin. Hocam buradan... Hadi bakalım 224 inşallah 7'ye bölünüyordur. 3 kere 7 21. Evet 2 32 yapıyor. Şununla 7 sadeleşince burada 32 kaldı. O zaman 4 ile 32 sadeleşince 8 kaldı. Buradan ne kaldı o zaman? Buradan 3 kaldı mı? Evet 4 bölü 3 pi re küpün 224 pi yapmış. Tamam buradan da 3 kaldı. Buradan 8 8 64 yaptı. R küp eşittir 8 çarpı 8 çarpı 3 yaptı. Küp kökünü alacak olursam Küp kökünü alacak olursam böyle her iki tarafın. R kaldı buradan. Şu 8 2 yapar. Bu 8 de 2 yapar. Bu da küp kök 3 yapar. Bu dışarı çıkmaz. Yani R'yi 4 küp kök 3 olarak buluruz. Zaten bizden de yarı çap uzunluğu isteniyor. Ama buranın 90 derece olmasını da ispatlamamız güzel oldu. Bazı sorularda da işimize yarayabilir. 19. soru Denizli çıktı. Geldik 20. soruya. O merkezde bir küre merkezinden 4 cm uzakta bir düzlemde kesildiğinde oluşan şu kesit alanı 9 pi. Herkesi daireyi kestiğimiz zaman ne oluşuyordu? Bir yani küreyi kestiğimiz zaman bir daire oluşuyordu. O dairenin alanı pi r kare eşittir 9 pi olarak verilmiş. O zaman r buradan kaç çıkar? 3. Bunun yarıçapı 3. E peki kürenin yarıçapı nedir? Şu 3. Bu da 3 ya. Hocam bu merkez kiriş çektik oldu. Burası 90 derece oldu. El etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Kürenin yarıçapı 3, 4, 5 üçgeninden çıktı. Bu kürenin yüzey alanı 4 tane pi r kareydi. 25 çarpı 4'ten 100 pi olarak bulur muyuz cevabı? Evet buluruz. Cevap edilemi çıktı 20. soruda. Geldik 21'e. Şekildeki o merkezli kürenin yarı çapı 10 cm olarak verilmiş ve şuradan bir kesitler alınmış. Bu kesitler alındığında bunlar atılmış. Geriye kalan cismin alanı nedir diye soruluyor. Ben şuna hacı takkesi diyorum. Bu hacı takkesi bak hali hazırda bir takke de var şöyle. Şöyle şuradan aklına gelsin şu acı takkesi kesi benzemiyor mu? Benziyor değil mi? Şu acı tak ne yapacağız arkadaşlar? Bunun alanını bulurken şurası eğer haçsa bunun alanı 2 pi r haşa eşittir. E yarı çap kaç verilmişti zaten bize? 10. E hocam buradaki 10 en etkili silahımız yarıçap 10 çizersek tabi bu da yarıçap olduğundan burası 2 eş parçaya böldü 90 derece oldu. 6 8 13 kendinden 8 çıktı. Hocam bu haşı bulabilir miyim? Evet yarıçap 10 ya. Burayı 2 buldum. O zaman bu 2 pi r haş ne çıkıyor o zaman? E, ee, burada R yerine ne yazıyoruz? 10. H yerine 2 yazıyorum. 2 ile 2 4 40 pi yaptı. Evet burayı 40 pi buldum. Şimdi gelelim şu açı takkesine. Burası da 2 pi R H. Burası da 2 pi R H ya. Burada H2 diyelim. Şu H1 olsun bu da H2 olsun. E hocam yedik silahımız yarı çap 10, 6, 8, 10. Tamamı 10 olduğundan buraya 4 kaldı h yerine 4 yazacağım. R yerine 10 yazacağım. O zaman burası kaç yapıyor? 80 pi mi yapıyor? Evet burası da 80 pi yaptı. Şimdi tamam. Ben bunları attıktan sonra oluşan yüzeye bakacağım. Oluşan yüzey. Hocam buradaki yan yüzey oldu. O zaman ben bu yan yüzeyi bulurken sarı yüzeyi bulurken ne yapacağım? Tüm o alandan yani 4 pi r kareden tüm yüzey alanı 4 pi r kareydi. Hacı takkelerinin alanlarını çıkartacağım. Yani 80 pi ve 40 pi çıkartacağım. Ama dur ben bunu böyle kestikten sonra şurada bir yüzey alan oluştu mu? Oluştu. Yarı çapı altı olan artı pi r kareyi ekleyeceğim. Artı bir de buradaki pi r ekleyeceğim. İşte alan bu yapar. Yani buradan 400 pi geldi. Sonra eksi 120 pi geldi. Artı 36 artı 64. 64 36'yı toplarsam bu da 100 pi mi yaptı? Evet. Buradan eksi 20 geldi. 400'den de 20 çıkınca 380 pi mi yaptı? Burası aynen öyle. Bak konu anlatımında vermedik ama ne olur ne olmaz. Burada tekrar kampında sana bu formülü vermek istedim. Hacı takkesi formülü 2 pi r şeklinde çıkıyor arkadaşım. Tamam. 21. soru bu şekilde denizli çıktı. Geldik 22'ye. 22'de de bak çember çember muamelesi yapacaksın kardeşim. Bu merkez T'ye çekti ki de yapmış zaten burada Bu kürenin yarı çapı. Hocam bu da kürenin yarı çapı. Sonra burası kaç? 12, 15. Şu T, T birbirine eşit. Bak burası da 12. Kürenin alanı yarı çap bulursam olay bitti. İki seçeneğim var. Ya bu teğet teğet merkezden geçerse açı ortayı kullan. Hocam burada 12 bölü 15 şu, şu, şu bölü şuna eşit dersin. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Şu 12'yi bulduk tamam. Alfa beta'ya da al kardeşim. Bak burası 90 burası 90. Alfa beta şu üçgenle alfa 90 beta büyük üçgen benzer. Hocam burada e, beta'nın karşısı var 3. Burada beta'nın karşısı yok. Alfa'nın karşısı reyken alfa'nın karşısı 12. E, sonra başka bir şey var mı? Aa, hatta burada 12 var. Benzerliğe de gerek yokmuş ya. Dur alfabete ya da dalma. Niye bazen benzerlik de yapabilirsin? Bunu yazmam da önemli aslında. Burada 15 12 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeni. O zaman buraya ne kaldı? Hocam 9 eksiye kaldı. Yap burada Pisagor'unu. Hocam 9 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 3'ün karesi deyip işlem 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 R'yi bulursun. Hatta 3 varsa büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgendir. R ye yerine 4 yazarsam burası da 5 çıktı mı çıktı. R 4 çıktı kürenin alanı. 4 pi R kare. Yani 16 çarpı 4 64 pi geldi mi? Geldi. Cevap böylelikle Edremit yaptı. Örnek 22'de. Örnek 23'e geldik. Yarı çapı R olan kürenin içine yerleştirilen dik koni taban alanı 36. O zaman pi R kare 36 ise yarı çapı 6 mı oldu? Evet. Yüksekliği de 18, yüksekliği de 18 olarak verilmiş. R'nin en küçük değeri nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir koniyi oluştururken iki ihtimalimiz var. Ya merkezin altında olacak buradaki O, değil mi? R dediğimiz bu neresi? Kürenin yarıçapı, değil mi? Evet, kürenin yarıçapı. Yarıçapı R olan küre. Ya da küremiz bu şekildeyken merkezin üstünde olursa, yani şu yarıçapı 6 olan şurada olursa eğer Konimiz bizim şu şekilde de olabilir arkadaşım. Şöyle de olabilir. Her iki durumu da incelemek lazım sanki. Yani bunun yarıçapı kaç böyle buradayken 6 olduğunu biliyoruz. İlk önce bunu böyle yapalım. Yükseklik kaç? 18. Hocam şu yarıçap R ise buraya 18 R kaldı. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap R. Pisagor bağıntısı hatta hisset 6 8 10 üçgeninden yarıçap 10 çıktı. Cevap 10 mu? Büyük ihtimal 10. Öbür türlüsünü de inceleyelim. Hocam böyle olduğu zaman merkez burası Şimdi buradaki koninin yüksekliği kaç verilmişti? 18 verilmişti. E o zaman ben buraya A dersem yarıçap A artı 18 yaptı. Burası da A artı 18 yaptı. Pisagor bantısından A'yı bulursun. Ama dikkat edersen yarıçap 18'den büyük olmuş oldu. Bizden yarıçapın en küçük değeri isteniyor. Dolayısıyla cevap ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle 10 olmak zorunda. Güzel bir yorum sorusuydu. Örnek 23'te böylelikle balık kesir çıktı. Küre sorularında çember muamelesi yapmayı ihmal etme. Evet burada Mola verelim. 6 sayfa hallettik. Geriye 5 sayfa kaldı. O 5 sayfayı da bir sonraki videoda yani 16. günün 2. videosunda halledelim onu. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 16. gün 2. videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.